Merhabalar, hepinize iyi akşamlar. Bu akşam bu canlı yayını Harvard Business Review Türkiye'nin stüdyolarından yapıyoruz. Değişik bir akşam oldu bizim için. Aslında şeyi denedik, yani acaba ne kadar geciktirirsek hala bizi beklerler, ne zamana kadar beklerler diye bekledik. O yüzden bu bir testti. Frank Zappa'nın, ünlü sanatçı Frank Zappa'nın öyle bir hikayesi var, onu anlatayım size. Ünlü müzisyen bir gün bir konsere çıkıyor, içeride de böyle binlerce kişi var. Konserde 3 tane şarkısını çalıyor ve susuyor. Bir sandalyesi var, elinde gitarı var. 10 dakika geçiyor, 15 dakika geçiyor, yarım saat geçiyor. Hadi falan diyorlar, hiç ses çıkarmıyor. Bir işte 50-60 kişi çıkıyor, bir 100 kişi daha çıkıyor. En son yaklaşık 1,5 saat kadar sahnede hiçbir şey yapmadan bekliyor. Ve içeride bir 50-60 kişi kalıyor. Onun üzerine bir 2 saat daha söylemeye devam ediyor bekleyenlerle. İşin şakası tabii ki, bu akşam bir teknik sıkıntımız oldu. Doğaldır, bu tür şeyler oluyor. Hem Harvard Business Review Türkiye ekibi hem de ben daha önce yüzlerce defa canlı yayın yapmış olmamıza rağmen bu tür aksaklıklar yaşanabiliyor. Lütfen kusurumuza bakmayın ama önümüzdeki bir saat emin olun çok güzel geçecek. Bu akşam sahici ve samimi sohbetler programı ile sizlerleyiz ve ilk konuğumuz da Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su. Hoş geldiniz diyelim ve sözü ben Fazıl abiye vereyim her Hoş zamanki bulduk. Gibi. Çok teşekkür ederim beni bu gece burada konuk aldığınız için. Çok sevdiğim iki dostumla birlikte olmak benim için çok büyük bir keyif, sağ olun. Eksik olmayın. Zeynep Hanım, şimdi şuradan başlayalım. Hani öncesi sonrası kıyaslamaları enteresandır ya. Pandemi öncesi bir dünya vardı. Daha tam bitmedi ama sanki pandemi sonrası dünya hakkında da böyle biraz netleşen fikirlerimiz var. Nasıl, neler, nereye doğru evriliyor, neler canınızı sıkıyor, neler aman da ne güzel oldu dedirtiyor size? Şimdi tabii gerçekten hani pandemiyle birlikte hayatımıza yeni yeni kavramlar da girdi. Ülkemiz için de çok farklı bir deneyim oldu. Açıkçası pandemiyle birlikte hani dünyada çok büyük bir kaos ve kafamızda da bir sürü soruyla ilerledik. Türkiye tabii bundan nasıl ayrışacağı konusu da vardı. Sonuçta bütün dünyayı etkileyen ve hani sağlık sorunuyla baş gösteren ama ondan sonra esas bizi sağlıkla ilgili problemlerle uğraşırken hani hem iş dünyasının hangi formatta çalışacağından tutun işte seyahatlerin kısıtlanması, insan ilişkilerinin farklılaşması, iş ortamında insan kaynakları tarafında öncelikle güvenlik, iş güvenliği, sağlık. Ondan sonra da tabii ki iş ortamının işte uzaktan çalışmayla birlikte yeni bir formata bürünmesi ve bunun neticesinde de yani hem şirketlerdeki çalışma ortamının da eskiye göre farklı taleplerle yönlenmesi ve yeni yeni aslında iş yapış şekillerinin, iş modellerinin de hayatımıza girmesiyle bambaşka bir yöne doğru gidiyoruz. Tabii bir yandan da işin hardcore business tarafı, yani iş tarafı da etkilendi. Çünkü tedarik zinciri kırıldı. Dolayısıyla onun getirdiği büyük problemlerle hem dünya uğraştı hem biz uğraşıyoruz. Hani bu anlamda Türkiye'ye bir artı göründü. Bunu da yaşadık 2021'de. Açıkçası hani tedarik zincirinin bir defa kırılmasıyla hani onun güvendiği ve ondan sonra her şeyin önüne geçti, yani maliyetlerin önüne geçti. Ve ondan sonra da tabii ki bu tedarik zincirinin güvenliğini sağlamasıyla birlikte bir bölgeselleşme talebi oldu. Hatta yani şöyle çalışmalar da yapıldı. Bu ürünler nereden nasıl tedarik edilecek? Onunla ilgili bir sürü biliyorsunuz Zoom toplantıları ya, webinarlar falan oldu. Ama McKinsey mesela bir tahminde bulundu. İşte %15 ile 25 arası ihraç edilen ürünlerin 5 yıl içerisinde tedarikinin değişeceği, yer değiştireceği. İşte bu da aşağı yukarı 2,5 milyar, 4,5 milyar arası işte bir dünya ticaretinde ürünlerin farklı yerlerden tedarik ediyor. Bu bölgeselleşme reshoring dendi işte ve Türkiye bundan biraz pozitif ayrıştı açıkçası. 2020 yılında mesela ilk ayında hani 22 alt sektörde
hani o şeyler üretim miktarı arttı, bir artış gösterdi. Dolayısıyla hani buna yetişmek, bir de kırılan tedarik zinciriyle hani o problemlerle uğraşmak, iş dünyasının tabii ana cevap bulması gereken sorunlar ve her gün bir krizle uğraşıyorsunuz. Çünkü hani hastalıkla uğraşırken işte kim geldi işe, kim gelmedi, nasıl çalıştı, hangi formatta çalıştı. Bir de bunu bizim düşünürseniz sanayi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yani sanayi, imalat sanayi. Şimdi burada bir de üretimin sürekliliği söz konusu. Hani mal kabul, ham madde, yarı mamul kabulden onların içeriye sokulmasında bile hani kimyasal vesaire böyle işte uygulamalar, işte yapılan böyle çadırımsı şeylerde ürünlerin kabul bekletilmesi, içeriye alınmaması, işte orada hatta herhangi bir işte hani Covid kaynaklı azalma, eksilmenin üretime baskısı. Bir yandan da işte bu anlamda ya en yakın yerden kaça mal olursa olsun tedarik edeyim şeyle hani bize talep de artıyor. Yani onu görüyorsunuz ama bir yandan da ona cevap veremiyorsunuz. Hani bu esneklik, çeviklik konuları tabii çok gündeme geldi. Dolayısıyla bu işler çok farklı yöne doğru gitti. O yüzden hani algımız, öğretilerimiz de hani biraz sil baştan oldu. Tabii uzaktan çalışma bir yandan da insanız. Sonuçta hele imalat sanayinde yani omuz omuza çalışıyoruz. Dolayısıyla ofislerle imalat yerlerindeki hani gereklilikler farklı. Dolayısıyla uygulama yaparken ayrımcılık yapmamak gibi bir yön, yani gündemle yola çıkıyorsunuz ama sonuçta hastalığın insanlar üzerinde yarattığı baskı vesaireyle de hani hiç kimseyi de tabii ki işe gelmekle ilgili de zorlayamıyorsunuz. Dolayısıyla çalıştığınız yere ve pozisyona göre de farklı uygulamalar geliştiriyorsunuz. Bunun da aslında biraz daha kırılmalara neden olduğunu da gördük. Yani bugün bir mühendisin işe gitmemesi, imalatı izlememesi mümkün değil ama işte ofiste, holdinglerde çalışanların işte ya da daha masa başı çalışanların hani evden çalışma ihtimali onlar çok mümkün, daha yüksek. Tabii. Dolayısıyla bu tür aslında farklılıkları da bir yandan yönetmek gerekti. Dolayısıyla bir de insanların tabii beklentileri de değişti artık. Hani bazı şeyler olamaz dedikleriniz oluyor. Uzaktan çalışıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bu bir yandan da yani madalyonun iki yüzü var orada. Hani talepler çok. İşte bu yaşadığımız tedarik kırılmasıyla işte projeler, yapılacak işler, az insanla iş götürmek zorundasınız. Çalışanlarınızla da hani belli bir formatla çalışıyorsunuz ama evden çalışarak da hani belki insanlar hani daha 7-24 çalışır hale geldiler. Buna uyum sağlarken sonra tabii ki yani bu her daim mümkün değil. Yani sonuçta buna da bir kural getirilmesi gerekti. İşte şu saatten sonra telefonuna bakmayabilirsin, şu saatten sonra e-mail'e cevap vermeyebilirsin gibi ama netice itibariyle hani işte beklemiyor bazen. Dolayısıyla hani bizler de işte bir yandan gelişmeleri kapanan, açılan ülkeler işte bunun iş ortamında işte artık fuarlara gidemiyoruz. Dolayısıyla hani uzaktan iş yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu dijital sistemler de tabii farklı farklı işte denemek de zorunda kaldık. Yani işte Zoom'la başladık hepimiz. Sonra herkes güvenlik problemiyle başka sistemleri denedi. Hani bunların arasındaki farklılıkları da yönetmek gerekti. Herkesin buna alışması gerekti. İşte sesini açanlar, açamayanlar, kapayanlar, kapamayanlar falan gibi yayına bağlanıp bağlanamayanlar derken yani buna böyle işte yol boyu hepimiz alıştık. Hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu esneklik de hakikaten getirdi. Yani dünyanın öbür ucuyla anında işte saat farklarında dikkate alarak görüşebiliyorsunuz. Öteki türlü gelecek, oteline yerleşecek, ertesi gün ofise gelecek, toplantı yapacak, işte işleri görüşeceksiniz. Ondan sonra atlayacak, gidecek. Hani planlamalar böyle daha komplike ve yavaştı ama şu anda o işleri ben çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tam onunla ilgili yani bir soru soracağım. Yani artısı eksisi ne bir yana evet yani koyduğunuz zaman artıları da var ama eksileri de var. Çalışanlarınız hani
işte bu mental health dedikleri yani zihinsel sağlık meselesi, zihni boşaltamamayla ilgili sıkıntılar da var. Yani İK bölümlerine aslında çok büyük yük düştü. Karar vericilere çok büyük yük düştü. Tam da bununla ilgili size bir soru soracağım. Karar vericilerle ilgili. Yani sizin nasıl karar aldığınızı aslında merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz iki senede bizim hiç bilmediğimiz bir şey yaşandı ya, daha evvel hiç planlamadığımız, daha evvel hiç tecrübe etmediğimiz. Ondan sonra bir dönem dendi ki hibrit çalışacağız, bir dönem herkes uzaktan çalışacak dendi. Fakat ondan sonra gördük ki 3 ay önce düşündüğümüz bugün gerçekleşmeyebiliyor. Sizin gelecekle ilgili planlarınızın çehresi nasıl değişti 2 sene öncesine göre? Yani örnek veriyorum, belki 3 senelik belki 5 senelik planlar yapabiliyordunuz bundan 2 sene önce ama şu an planlarınızı hangi zaman için yapabiliyorsunuz? Hiçbir zaman 5 yıllık planlar hani yapıyorduk mesela ama hiçbir zaman artık öyle daha anlık yaşanıyor. Yani 5 yıllık plan belki yapıyorsunuz ama dotted line dediğimiz hani çizgi çizgi yapıyorsunuz. Yani hani o olabilir de olmayabilir de. Dolayısıyla hani bugünü, yarını belki işte bir gün sonrayı ancak hani en fazla 3 yıl. Yani o 3 yıl bile çok bu değişkenlikte. Hiç alışık olduğumuz bir şey değil, değil mi? Alışkan olduğumuz bir şey değil. Yani çok hızlı adaptasyon gerekiyor. Zaten işte bu VUCA dünyası dedikleri de biraz böyle bir şey. Yani bizi buna evrildi açıkçası. Hani olabilir, olmayabilir. Planlar tutabilir, tutmayabilir. Hızlı olup işte bunları hani bütçeleri böyle uzun yani yıllık bütçe yapmak da tabii sonuçta hedef veriyorsunuz vesaire. Yani bir yandan alışkanlığımız da öyle ama diğer taraftan da daha esnek olmaya da mecbur kalıyorsunuz. Çünkü İşte şimdi yaşadığımız gibi hani biz de beklerken mesela işte Avrupa pazarında hani sıfır emisyon amaçlı mesela yapı malzemelerindeyiz. Hani yeni binalar, Bauhaus vesaire işte sürdürülebilirlik iklim nedeniyle işte binaları yeniden dizaynı işte net zero nedeniyle falan hani bütün bunlar bize bir pazar açacak derken ki var bunun izleri görülüyor yani. İşte Avrupa Birliği, Amerika'da belki işte altyapı hani bu kırılan şeyler nedeniyle işte darbe alan ekonomilerin işte tekrar canlanması nedeniyle bir takım altyapı yapılarının paketlerinin uygulamaya alınmasının olumlu etkisi olacak derken hayda bu sefer Rusya-Ukrayna'ya şey yaptık. Yani şunu görüyorum ben açıkçası, bunu da çok neden böyle acaba diye düşündüm. Geçen gün bir dostumla da sohbet ederken karşılıklı böyle hani neden diye düşünürken şunu gördük. Yani muhtemelen teknolojik gelişmeler o kadar hızlı ki onlar hayatımızda çok büyük radikal davranış ve şeyde değişiklikler yaratıyor. Hatta ve zorluyor ve ekonomileri de zorluyor. Öyle olunca hani eskiden işte ne bileyim Türkiye'de şöyle bir şey vardı. 7 yılda bir kriz olur burada zaten. Ama mesela enflasyon bile öngörülebilirdi. Neydi işte hani şöyle olur, buna böyle önlem alırsın. Bir öngörü şeysi vardı. Hani belirsizlik olmasına rağmen tam bir belirsizlik yoktu. Şu anda gerçekten tam bir belirsizlik döneminde yaşıyoruz ve de açıkçası bu teknolojik yani bu kırılmaları yaşattığı zaman bize krizler de sıklaştı. Yani teknolojik yenilikler krizlerin de sürecini kısalttı. Dolayısıyla o dalga boyu azaldı. O 7 yıl 3'e indi. Her sene bir krizle şey yapıyoruz. Çünkü yani bu etkileri gelişmelerin ülkeler üzerinde, insanlar üzerinde, şirketler üzerinde yani ekonomiyi ve dünyanın aslında işleyişini de etkiledi. O zaman tabii buradaki bir kriz başka bir yere de sıçrıyor, tetikliyor tabii, falan filan. Yani dolayısıyla biraz daha hani kriz içerisinde yaşayan yol boyu hani işte eskiden bizde var ya kervan yolda düzgün. Evet evet düşe kalka. Biraz yani hani o bizde kötü algılanır. Düşe kalka büyülür falan. Hı. Hani böyle kötü örnek diye verdiğimiz şeyler şimdi hayatımızın bir parçası oldu yani. Hem de dünyada oldu. Evet yani bütün dünyada oldu. Şöyle bir soru sorayım size. Şimdi vardır yani şirketinizde kaç kişinin SGK'lıdır? İşte hepsi SGK'lıdır. Kaç kişinin sağlık sigortası var? Artık herkesin sağlık sigortası var. Şirketinizde yüzde kaç COVID oldu? Bunun yüzdesi nedir? Toplamda tahmini var mı yakında yaklaşık bunun deseniz? Bunun şeyini tutuyoruz tabii de yani açıkçası biz baştan çok iyi gittik. Çok az insan üretimde de yani bizim farklı yerleşke 9 yerleşkede 16 lokasyonda üretim yapıyoruz. Türkiye dışı vesaire. Hani bu 16 lokasyonda çok az insan üretimde bile yani hani bazı şirketlerimizde 1500 kişi
çalışıyor. Bazılarında 300 kişi, bazılarında 500 kişi. Yani buralarda hani sayıyı çok tutabildik aldığımız önlemlerle. İşte bizim İSG dediğimiz iş sağlığı, güvence, işte doktorlarımız falan, hani bunların da açıkçası hani genel sağlık sisteminin üzerine düşen yüke hani hep beraber şapka çıkartmak lazım. Ama işletmelerde de hani bunun bir iş düşümü vardı. Sonuçta bizde önleyici sağlık hizmetleri. Hani buralarda her gün işte akciğer filmleri, gün aşırı ya da random falan çekerek hani bunları böyle bir engellemeye çalıştık. Ama bir süre sonra bu bayramdan sonra mesela evvelki sene birden böyle sayılar Türkiye'de de arttı ya. Bizlerde de biraz daha artmaya başladı. Yani tek dijitli rakam. Mesela ikili rakamlara çıktı. Ondan sonra az kaybımız oldu. Ama oldu. Yani iki kişi vefat etti. Ondan sonra sağ olun. Hakikaten üzücüydü. Yani iyi de sevdiğimiz arkadaşlarımızdı. Ondan sonra hani bunu şey yapayım derken, çözelim derken, hani bu sefer bu omikron daha kötü oldu. Yani hastalık ve hani Allah korusun hani bu sağlık krizi, hani kriz boyutunda yaşanan işte yoğun bakımlarla kıyısından köşesinden dönülen vakalar olmadı ama hani yayılımı çok hızlı oldu. Birden mesela sayılar arttı. Yani o yüzden biz de bu hani varyantları hani iş dünyasında rakamlarla hani görebiliyorsunuz hakikaten. Sonuçta biz de toplumun bir iz düşümüyüz. Yani bunlara tabii şey yapmak kolay değil. Bir de tabii redciler var. Ya bir de yani dolayısıyla o görüş de var, aşırı reddi olanlar var. Şimdi nereye kadar zorlayacaksınız? Zorluyorsunuz. Beyin yıkıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bak bu böyle doğru değil. Toplumda çalışıyorsun, şöyle olacak böyle. Ben her gün PCR olmaya razıyım ama olmak istemiyorum. Farklı farklı inanışlar var. Yani bunlar da şeydi sonuçta yani biz 5800 kişilik bir grubuz. Dolayısıyla hani doğal farklılıklar. Hani bunları yönetmek de bir başka sıkıntı oldu. Hani bundan rahatsız olanlar var. Elbette, hani bu yüzden hasta olup hani ben hasta oldum nasıl bu şekilde işe geliyor, nasıl kabul ediyorsunuz deniyor. Zorla aşı olsun isteniyor. Onu yaptıramıyorsunuz. Bu sefer her gün test vesaire, arada bir taramalar falan. Yani kolay kolay işler değil, kolay süreçler değil. Ama işte bir şekilde hayat her şeyi öğretiyor. Yani değil bunu mi? Da öğreniyorsunuz ve ona göre işte döneye yanıla öyle yaptık olmadı, bir de böyle deneyelimler süreci yönettik yani. Şimdi aklıma şey geldi, hani çok popüler bir cümle vardır ya, insan işte karşı cinsle, arkadaşıyla değil mi, şöyle bir laf söylenir. İnsan bir diğer insanı ya yolculukta tanır, böyle bir şey söylenir işte, ya tatilde tanır gibi bir şey söylenir. Ben ona şeyi ekliyorum, insan insanı pandemide tanır. Şimdi ben bir taraftan da tanıyorum eşinizi, yani çok kıymetli dostumuz. Peki bir de annelik var. Yani anne, aynı zamanda anne, işte İbrahim'in annesi yani rahmetli hani babanızın. Muhterem babanızı bir daha andık burada rahmetli. Ya şimdi babanızın adını taşıyan bir oğlunuz var. Biliyorum benim oğlanla aynı yaştalar bunlar. O pandemide sıkıştı bu çocuklar. Okul ilgileri azaldı. Bir de düşünün, ben LGS annesiydim. Ya bir de o var. Yani 8. sınıf öğrencisiydi. Ve hani başladığında ikinci yarı yılda yakalandık. Yani gayet iyi yönetti. Ben hiç öyle bir problem karşılaşacağımı düşünmedim. Ama tabii yani 2000 şeyde geçen sene, yani bütün yılı hani neredeyse hani 8. sınıflara izin verildi okula gidilmesine falan filan, ama hani zor yönettik yani. Çocuklar hani deşarj olamıyor, evde kalıyor sürekli Zoom'da. Zaten bir de elektronik bağımlılıkları da var maalesef bizler gibi. Ya biz de öyle olduk artık yani, şu aletsiz elimizde olmadan bir yere gidemiyoruz. Telefonum nerede diye bakınıyoruz. Hani onlar daha fazla şeyler ki hani benim oğlumun telefonu yoktu. Bu sene aldık artık. Evet, bir babasının telefonuna geçti. Babadan sonra, geçen telefon. Babadan geçen ama yani hani sonuçta ekran bağımlılığı da var. Oyun oynuyorlar vesaire işte. Yani bu sefer hani neredeyse 7/24 hani ekranda oluyorlar. Bunun getirdiği tabii bir sürü sıkıntı var. Ama biz oğlumdan iki kere Covid olduk. Ben geçen sene 24 Nisan'da oldum. Ondan geçti. Tabii sonuçta işte dershanesi, dersi, işte okulu vesaire derken hani gitmediler ama hani 8. sınıflar sınava yakın tabii
bazı şeyler o mecburen gittiler, işte o şartlar sağlandı. Ama ne olursa olsun tabii hani o Delta'dan ben de ondan aldım. Nasip aldık. O da yani bir buçuk, o büyük, büyük bir üç günde toparladı ama ben üç hafta yoğun bakımda kaldım. Yani yoğun bakım olmadım ama yoğun bakıma çok yakın geçti. Bir yere geldi. Hastanede kaldım efendim. Hem de sınavın hemen öncesi. Evet, Mayıs ayına denk gelmiş. O da şey, çünkü hani o zaman çocuğunuz da diyor ki hani benim yüzümden oldu falan. Yani bir de suçluluk var. Şeyleri de yaşıyorsunuz. Şimdi bu omikronda da babasına sattı. Bir de babası oldu. İkimize de iki kere olup ikimize de birer tane Covid hediye etti. Yani ama sonuçta gençler bunlar. Bir şekilde atlatıyorsunuz tabii yani. Muhtemelen şimdi bu anlattığınızı izleyenlerin çoğu bilmiyordur. Yani sizin uzun bir süre geçen sene Covid geçirdiğiniz, ama ben başka bir şey daha sorayım. Bize böyle hiç kimsenin şimdiye kadar bilmediği, hiçbir yerde böyle sohbetlerde dile getirmediğiniz bir iki yönünüzden bahsetseniz ne güzel olur. Hani iş insanı kimliğinizle değil de Zeynep kimliğinizle. Bilmiyorum ki yani. Yani İtalyan lisesinde hani duvardan atlayıp filan. Yok yani ben şöyleyim. Yani şimdi ben işte ailenin tek çocuğuyum. Ve işte hani kız çocuklar genelde hani babalara düşkündür. Hakikaten bizde bir de hani babanın kendi şeyinden, kişiliğinden alakalı olarak da hani ben gerçekten hani babamı da rol model olarak aldım. Ama hani şunun şöyle bir şeyi var. Hani şimdi önünüzde hani genelde hani tuttuğunu koparan, başladığı işi bitiren başarılı bir baba var. Yani siz de onun evladısınız. Hep böyle bir hani boynuz kulağa geçmeli şeyle bir baskı var baskı, değil mi? Yani onun tarafında olmasa bile ben kendimde öyle bir şey hissettim. Yani hani böyle bir gölgede kalmamak, ya, hani ben de kendimi ispat edeyim, benim de yapmam gereken şeyler var, ben de kendi yolumu, kendi sesimi bulayım diye hep bir gayretim oldu. Yani eğitim tarafını da çok böyle farklı yönler seçtim. İşte hani ailelerin genelde talepleri oluyor, işte hani şöyle olsun, böyle olsun, bir dizayn ediyorsun. Şimdi aynısını ben de yapıyorum. Ondan sonra ama hani ben mesela işte ortaokulda kendi istediğim bir okulda okudum. Ailemin hani düşüncelerini çok fazla dikkate almadım. Ondan sonra üniversitede de işte okul tercihim, işte daha sonra mühendis olmak istemem falan hani benim kendi arzumdu. Sonra bir yurt dışı oldu bir süre sonra. Orada da çok zorlandım. Hani işte hani burada kalıp hani bir an önce işe gir başla dendi. İşte ben kendime göre bir yol haritası çizmiştim. O zaman da uğraştım. Dolayısıyla yani eğitim hayatında aldığım kararlar genelde hani kendi tercihlerim oldu. Baştan böyle çok kabul görmedi. Çok mücadele verdim. Bazen işte babamın yakın ahbaplarından destek istedim. Bazen işte aile bireylerinden falan hani ikna ederek falan böyle hani çok kolay elde ettiğimi düşünmüyorum bazı şeyleri. O anlamda işte iş hayatına girince de yani benim yapmak istediklerim, onun yapmak istedikleri. Yani biz böyle tartışırdık yani çok sıkı hani belli konularda fikir ayrılığımız da olurdu. Hani ben de biraz inatçıyım herhalde, ısrarcıydım işte. O da hani tecrübesiyle ve gördüğü hani hayat tecrübesi ve gördüğü lüzum üzerine bazı konularda daha ısrarcıydı falan. Epey şey yaptığımız fikir ayrılıklarımız olmuştur. Ama yani bunu hiçbir zaman eve mesela taşımadık. Hep o tartışmalar işte işle ilgili kaldı. Ama yani bazen şimdi bakıyorum yani bazı konularda da hakikaten o tecrübeyle, şimdi bu yaşımdaki tecrübeyle hani belki ben de öyle yapmamalıydım diye düşünüyorum, ama hani her şey de dediğimiz gibi bir tecrübe ve hani o deneyim de bana bir şey kazandırdı. Tabii. Sonuçta kendi doğrumu buldum. O anlamda yani böyle çok dümdüz işte her şeyim önüme konan bir hayatım olmadı. Hatta yani ben lise, üniversite 3'te mesela annemin eski arabası bana verildi. Ondan önce ben kendim hani gidip İbrahim geliyor, babasının telefonunu gidip geliyordum. Aldı. Siz annenin yani anladın. Çünkü şey hani ihtiyaç, onu bir o 87 senesinde büyük kış olmuştu ya bu sene dediler. Hani 25 yılın en büyük kışı. Ha, o zaman mesela ben donmuştum yani, final vardı, okuldan dönüyorum. Takıldım kaldım yani, otobüs yok, o yok, bu yok. Yürü 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 işte Taksim'e git bilmem ne falan filan.
gece yarısı geldim, çok merak ettiler. Ondan sonra, o zaman telefon da yok. Tabii ondan hiç. Sonra yani neredesin kardeşim, her tarafa haber salmışlar falan. Ondan sonra araba vermeye karar vermişlerdi bana. Ve işte eski bir araba vardı artık, o da böyle şey. Onundan işte gidip gelmeye başladım son sene. Yani o yüzden böyle her şeyi böyle çok rahat elde etmedim. Ama ben bunun kıymetli olduğunu düşünürüm. Çünkü hani emek verilerek ve zorlanarak elde edilen şeyler önemli. Bir de ben çok böyle aile ortamında da hani böyle kalabalık ve hep böyle hani dostlarla birlikte işte paylaşılan sofralar, paylaşılan işte bayramlar hep böyle kutlanır. Hiçbir kimse bir yere tatile falan gidemez. Seramik bayramı. Ondan sonra seramik bayramları kutlanır. Hani insanlar bir araya gelir böyle. Hep kalabalıklarda büyüdüm ben. O yüzden hiç yalnızlığı sevmem mesela. Hep insan isterim etrafımda. Aynı şey bu çocuğumda da var. O da çok insan sever ve ben gerçekten hani böyle etrafım çevrili olsun, işte dostla olsun çok hoşuma gider. O yüzden de hep böyle bir sofralar, bir böyle birlikte olmak için yaratılan fırsatlar falan, ben de biraz öyleyim mesela. Yemek yapmayı çok severim. Şimdi ve ona gelecektim. Sizin bir aşure ustalığınız varmış. Yani evet şey, yani yemek yapmayı severim gerçekten. Bir hobi gibi yani, biraz kafamı dağıtıyor benim. Ondan sonra o yüzden hani o yemek etrafında, Türkiye'de de ya zaten herkes hani sofra sohbetleri uzun olur tabii, falan filan. Yani bizim ailede de bu var. Evet yani anneannemden kalan bir tarifle işte onu annemden el aldım. Ondan sonra ben de yapıyorum ve hani inanırım da bereketine. Her sene yaparım, dağıtırım bütün o şeylere, işletmelere. Ondan sonra ofiste herkese dağıtırım. İnşallah, etrafıma inşallah yani 3-4 kazan bana yaparım. Bana oldu kısmet. Ben çok severim. Ben yemişliğim var biliyorum. 3-4 kazan ben yaparım yani. Kazanlarla yani. Haber bekliyorum bir dakika. Olur olur, seve seve. Zevkle gelirim ziyaretinize. Seve seve. O yüzden hani böyle ben hani gelecekle geleneği de birleştirmeyi severim. Yani onun kıymetli olduğunu düşünürüm. Benim rahmetli anne babam, dedem derdi ki evladım köksüz hiçbir şey olmaz derdi. Ya. Ondan sonra dolayısıyla hani geleneklerin o anlamda insanı hani köküne bağladığını ve aslında hani farklı bir özellik kattığını da düşünüyorum. Hani olaylara bakış açısını da değiştirdiğini düşünüyorum. O yüzden hani onları da önemserim. Bizim grubumuzda da ritüeller önemlidir yani. Onları hep yaparız. Belli günler, belli şeyleri değiştirmeyiz falan. Yani onun aslında hayatımızda sarılmamız gereken o kadar çok şey değişiyor. O kadar hani yaş aldıkça alışkanlıklarımız değişiyor. Ama belli şeylere sabit kalması hayatında da insanın hani böyle bir mutluluk veriyor gibi geliyor bana. Şimdi 2-3 tane soru soracağım arka arkaya. Her birine çok kısa cevap vereceksiniz. Annenize dedik ki ya Zeynep budur, nasıl bir insandır, sadece iki özellik söylese. Zeynep budur şöyle ve şöyledir, ne söyler? Annenize sorduk. Anneme sorsanız ne der? İki özellik. Mesela benim böyle her şeyi abarttığımı düşünür. İşte davet veririm, çok abarttığımı düşünür. Annem çok realist, temkinli, mesafeli ama hani aslında özünde çok böyle tanıdıklarıyla hani çok yakın yani zor ısınır. Ama mesela ben çok çabuk ısınırım. Dolayısıyla enteresan bir insan, çok zeki olduğunu düşünürüm. Hani babamın da şansı olduğunu düşünürüm. Bir de babaannemi çok severdim ben. O da öyleydi mesela. O da babamın şansı diye düşünürüm. Bir kadın abartı der. Şey, başka? Bir abartı der. Bir de yani mesela benim böyle her şeyi bir arada yapmak, işte bir yandan işte onu mutlu etmek, öteki taraftan işte çocuğuma bakmak, hani böyle çok multitasking olduğumu düşünür. O daha planlı ve daha şeydir, böyle önceliklendirmeyi hani ben işte yapıyorum ama hani ailemle şeyle mesela ondan da vazgeçmek istemiyorum, vakit geçirmeyi. Annemle de vakit geçirmekten vazgeçiyorum. Bir yandan işimi yapmak istiyorum falan. Oh. Böyle benim hepsi iki, üçü aynı anda yapmamdan çok şey oluyor. Hani odaklanmamı daha çok istiyor. O konuda herhalde şikayet eder diye düşünüyorum. Bir de benim annem çok titiz ve böyle kovadır annem. Ben pek burçlara inanmam ve bakmam da ama hani birisi söylediği için geçen gün şey yapıyorum. Böyle çok şeydir yani.
disiplinlidir ve titizli, şeydir. Titizdir hep yani. Böyle yani benim evime de gelir mesela, hani bu burada olmamış, bu burada kalmalı falan, gelir yer değiştirir falan. Öyledir yani ben ama şeye çok şaşırdı mesela, benim böyle çok evle şeyle bu kadar ilgili olacağımı düşünmedi mesela. Tahmin ona etmedi. Şaşırır evet. Yani yani daha böyle rahat olacağımı düşünmüştü. Peki Osman Bey'e sorduk. Eşi Zeynep Bodur için iki şey söyleyecek. Onun iki özelliği vardır. Bu ve bu. Ne ama söyler? Çok zor yerlerden sorarsın. Ama hazırlıksız abi. Soracağız ya. Yani ya. Ne dedik? Sahici samimi vallahi sohbet. Vallahi onu ona sorsanız. Sorduk. O, Osman Bey burada. O mesela benim çok böyle helikopter anne olduğumu düşünüyor. O yüzden oğlanı birazcık oğlumu böyle rahat bırakmam gerektiğini düşünüyor. Ondan şikayetçi. İkincisi de tabii ikimiz de çok çalışıyoruz vesaire. Hani böyle yani o da biraz annem gibi yani hani bazı şeyleri hani oluruna bırakmak gerekir diye düşünüyor. Ben onları çok öyle oluruna bırakmıyorum. Sonuna kadar kanırtıyorum. O da ondan biraz rahatsız herhalde. Ama sonuçta hani biz çocukluk arkadaşıyız da dolayısıyla hani uzun yıllardır da tanışıyoruz. İşte bir şekilde o bana benzedi, ben ona benzedim. Bugüne geldiniz. Bugüne kadar geldik. Peki valla. İbrahim'e sorduk. İbrahim Budur oğlunuza dedik ki söyle bakayım annen Zeynep Budur'un iki özelliği. Sal anne diyor bana. Sal beni diyor. Sal beni diyor. Evet çok kullanıyorlar. O onu söylüyor. Sal, sal beni anne diyor. Bir bırak beni diyor. Evet o onu söylüyor. Ondan sonra ama şey yani bir de mesela yani onu da neticesinde sonuçta sal beniye geliyor da işte ben şunu da şöyle yapsam çok mesaj atıyorum işte şu da şöyle olsa bu da böyle olsa tavsiyeler, makaleler, şunlar bunlar hiç benim WhatsApp mesajlarıma bakmıyor. Oğlum ben sana boşuna mı atıyorum bunları niye bakmıyorsun ne diyor zaman? Diyorum. Yani diyor ki şey anne bırak diyor ben diyor o şeydir benle uğraşma sal beni diyor işte onun bence şeyi o benden şikayeti o. İkinci ama, ne söyler? Beni sal anne. Birincisi bu olur. İkincisi? Yani bir de hani ben de biraz mesela daha düzenli ve şey olmasını istiyorum. Ondan sonra yani orada da hani tabii şimdi gençler daha rahat, daha şey. Dolayısıyla daha spontano. Yani ben biraz daha planlı olsun istiyorum falan. Oralarda biraz gene şikayetçi yani bende biraz bu kontrol kısmı bende fazla biraz, kaçıyor biraz herhalde var. Obsesifim. Olabilir. O biraz aile bireylerini rahatsız ediyor herhalde yani. Olabilir. Peki en çok ne yaparken kendinizi mutlu hissediyorsunuz? Bunu da şu bağlamda soruyorum. İşinizin içinde olan ama iş için yapmadığınız bir sürü şey var. Yani o sizin Kale grubunun sürdürülebilirlikle ilgili yaptığı pek çok güzel şey var. Hayır işleri var. Onlardan hangisi sizi en çok mutlu ediyor? Mesela sizi bıraksak hiçbir işiniz, hiçbir sorumluluğunuz kalmadı desek. Dünya ile alakalı bir şeyiniz yok. Ne yaparsınız mesela yarın sabah 9 itibariyle? Yani ben böyle hani insanlarla birlikte olmak istiyorum ve dokunmak istiyorum diyorum ya. Yani şimdi hani ben faydayı ve etki yaratmayı önemsiyorum. Dolayısıyla hani etki yaratabileceğim ve hani toplumsal olarak fayda yaratacağım işlerin içerisinde olmayı arzu ediyorum ve bana keyif veriyor. Yani beni dinlendiriyor aslında. Şimdi ben sivil toplum örgütlerinde de çok görev aldım. Biraz babamdan gelen bir benim için özellik. Yani o da mesela derdi ki bilginin zekatı vardır. Tabii. Dolayısıyla hani sivil toplum aslında biraz böyle bir şey. Yani öğrendiğini veya tecrübe ettiğini, deneyimlediğini başkalarıyla paylaşmak iyi bir şeydir. Dolayısıyla hani beni o tür ortamlara hep itmiştir. Şimdi o bende bir alışkanlık oldu. Hatta arkadaşlar iş yerinde diyorlar ki ya sizi az görüyoruz yani bir oradasınız bir buradasınız hani daha fazla bize vakit ayırın diyorlar. Mesela bu kadar fazla sivil toplum işlerinin içerisinde olmayın diyorlar şikayet ediyorlar. Ben onu hani dediği gibi babamın hani bilginin zekatı hani diye görüyorum. Toplumsal hizmeti seviyorum bir defa hani o işlerin içerisinde kesin olurum. Ve de birazcık biraz daha bunu
Yaparken de sizin programı çok sevdim, ismini, sahici ve samimi. Ben bu işlerde sahici ve samimi olmayı önemserim. Benim de mesela kendimle ilgili hani hayatta hiç tahammül edemediğim şey sahici ve samimi olmayan işler. Bu isterseniz sürdürülebilirlik tarafında hani yeşillik badana dedikleri iş veya ya, işte hani bir şeymiş gibi yapmak. Mesela oğlumu sordunuz, şimdi aklıma geldi. Sürekli ona mış gibi yapma oğlum, derinleş oğlum işte falan diyorum. O çok şey yapıyor. Anne ya nasıl da değişiyor her şey. Yani niye bu kadar kasıyorsun beni diyor. Kasma diyor. Sal beni, salma ve kasma beni. Evet. Dolayısıyla yani ama ben mesela öyle olamıyorum. Yani yaptığım işte samimi ve sahici bir olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendime olan saygımın da hani bu şekilde koruyabileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla da mesela bu sosyal girişimcilik benim için çok kıymetli. Aslında babamla ilgili vefatından sonra hani gerçekten babamın vefatı benim hayatımda dönüm noktam. Çünkü hani bir insanın insanların hayatına dokunarak ve bunu gerçekten sahici ve samimi bir şekilde yaparak yaptığı zaman karşılığının olduğunu gördüm. Dolayısıyla o kadar hani tahmin ediyorsunuz ama hani bu kadarını tahmin etmiyorsunuz. Dolayısıyla çok şükür bugüne kadar hani Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Hani onunla ilgili hep pozitif şeyler duydum. Bu da mesela benim üzerimde bir baskı. Çünkü hep bir hani şey, sürekli bir çıta var. Çıta var ve yani bir işi düzgün yapmak, işte etik yapmak, sağına sonuna bakmakla ilgili hep dertlerim oldu. O yüzden de hani evet hani işimiz sonuçta iş insanıyız, para kazanacağız vesaire ama bazı şeyleri hani reddetmenin de, babam da bunu ben gördüm, değerlerin nedeniyle zarara uğrayacaksan bile yapabilmenin zor bir şey olduğunu bunu ama onu yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sosyal girişimciliği de babamın aslında hani biraz daha böyle yereli önemseyen, işte kalkınmayı önemseyen, Türkiye'nin işte sanayileşmesini önemsenen, işte ne bileyim insanların doğduğu yerde doğması gerektiğini düşünen, ki şimdi göçlerle daha ya, da görüyoruz bunun netleşti, ne kadar önemli olduğunu falan, bunların önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ona daha ben böyle iş insanı değil de aslında onu da bir kendi janrında diyelim bir sosyal girişimci gibi gördüm. O yüzden ona onu çok yakıştırdım. Dedim ki hani insanların aslında fikirler kalıcı. Yani derler ya işte sözler havaya, kağıtlar torbaya ama aslında yani baktığınız zaman kalıcı olanın aslında fikirler hakikaten olduğunu gördüm. Hani onun o fikriyatının da devamını gerektiğini düşündüm. Hani bir bina yaptırmak, bir kitap yapmak, bir şey yapmak, bunlar önemli, belki ileride bunları da yapacağız ama yani daha çok artık dünyada dijitalleşiyor, işte toplantılar, podcastler, şunlar bunlar, işte Clubhouse'lar vesaire falan, hayatımız değişiyor. Yani daha böyle akışkan şeyler olsun dedim ve bu programı başlattık. Çünkü hani bu kanatlar gibi düşünüyorum ben hakikaten bu sosyal girişimcileri. Yani bir toplumu görüp de problemi görüp, problemi dert edip hani onunla ilgili bir çözüm arayışını bir iş fikrine dönüştürmek ve bir girişimcilik hikayesini başlatmak İbrahim Bey ile ölçtüştüğünü düşünüyorum. Hani ben de onları önemsiyorum. Dolayısıyla mesela o alanı, o ekosistemi hani sahiplenip daha fazla bir şeyler yapabilmek, bunu işte çoğaltmak, işte Anadolu'ya yaymak vesaire gibi dertlerim var. Onlarla uğraşıyorum. Bir yandan da dediğim gibi hani bu problemler benim için şey, hani çözüm üretmek, bir şey yapabilmek elimden geldiğince tabii. Yani gücüm yettiğince veya aklım kestiğince hani bu tür işlerle uğraşmayı tercih ediyorum. Ben hani üretmemeyi sevmiyorum. Dolayısıyla mutlaka hani ya bir şey, bir proje, bir şey bana derler mesela. Ha, eşim onu mesela söylüyor. Sürekli bir proje var senin der. Hani bir proje başlıyor, bir proje bitiyor. Allah bir dur kardeşim der. Yani bir o bir şeyi bitir, ondan sonrakine bir nefeslen falan der. Ben böyle işte bir soru, annemin de şikayeti o yüzden. O bir şey yaparken ötekini yapıp şey yapıyorum ve yani bu sayede de mesela hani iyi network kurduğumu düşünüyorum. Evet. Yani konuları birbirine bağlıyorum, insanları birbirine bağlıyorum. Dolayısıyla benim dışımda da başkalarına fayda yarattığımı düşünüyorum bunlarla. Hani illa benim içinde olmam, benim yapmam da gerekmiyor. Yani bu böyle connecting the dot dedikleri tabii, noktaları tabii, bağlayarak aslında toplum için faydalı bir şey yaptığımı da düşünüyorum. O yüzden
Hani bu benim için keyif verici bir şey. Oturamam, böyle çok yerimde duramam mesela. Ben 5 dakika oturamam yani. Hani ofiste tabii bir şey daldığım zaman yapıyorum ama yani mutlaka böyle evde mesela hep hareket halindeyim mesela. İşte gideyim mutfağa girerim, oraya giderim, buraya giderim, bir şey düzeltirim, bir şey okurum, birilerine laf atarım falan, öyleyimdir. Yani biraz hani hiperaktif değilim ama... Yakın. İşte yani yakın. Biraz böyle şeyimdir yani, oraya buraya sataşırım yani. O zaman bir soru daha sorayım bununla ilgili. Tam da yerine geldi. Ben özel bir lisede haftada bir gün ders veriyorum. Gelecek trendleri, yeni teknolojiler diye. Lise 3. sınıflara, son sınıflar çünkü sınava girdikleri için onların başka bir gündemleri var. Bugün yaklaşık 20 kişi vardı sınıfta. Seçmeli bir ders bu. Bir şeylerle oynuyorlar. Aynı demin konuştuğunuz gibi işte benim oğlum da öyle 13 yaşında. Telefon, iPad vesaire. Dedim ki arkadaşlar şu an kendinizi verimli hissediyor musunuz? Ne demek istiyorsunuz dediler bana. Dedim ki şu an biz burada 20 kişi bulunuyoruz. Yaklaşık 1,5 saati beraber geçireceğiz. Toplamda 30-35 saatimizi harcayacağız bu işe. Okulumuz buna bir kaynak ayırıyor. Beni buraya davet ediyor. Siz bu dersi seçmişsiniz. Beni dinlemek için gelmişsiniz ama dinlemiyorsunuz. Aa öyle mi falan filan. Dedim ki ondan sonra size de aynı soruyu soracağım. Herhangi bir şey var mıdır dedim. Yaparken başka hiçbir şey düşünmediğiniz. Yani odaklandığınız böyle %100 odaklandığınız. Onlar bir şeyler anlattılar. Size de aynı soruyu sorayım ben. Ne yaparken mesela başka hiçbir şey düşünmezsiniz? Böyle yerinizden kalkmadan ya da bulunduğunuz yerde başka hiçbir şey düşünmeden yaparsınız. Ya ben mesela böyle bir şey, bir fikri hani ya bu herhangi bir şey olabilir. Yani işle ilgili olabilir veya işte iş dışı olabilir. Dediğiniz gibi sosyal alanda bir şey. Yani böyle bir aklıma bir fikir geldiğinde mesela saatlerce konuşuyorum. Yani böyle hani kendimi kaptırıyorum. Yani arkadaşlarım da hani toplantıda derler yani böyle hani kaptırıp anlatıyorum mesela. O zaman böyle çok ciddi hani konsantre odaklanıyorum. Yani o tür ortamlarda daha şey oluyorum. Hani karşılıklı işte fikir teatisi şudur budur. Yani o tür böyle beslendiğim ortamlar olursa ve hani bana da bir şey katacak, etrafa da bir şey katacak. Böyle karşılıklı hani aşıkların atışması gibi. Hani o tür ortamlarda şey oluyorum yani konsantre oluyorum. Ve hani ona odaklanıyorum. Saatin nasıl geçtiğini unutuyorum. Öyle yani onun dışında ben yüzmeyi çok seviyorum mesela. Hani eskiden 3,5 saat gelmezdim mesela. Açılırdım mesela. Dolaşır gelirdim yani. Öğle yemeği geçmiş, bilmem ne olmuş, millet oturmuş sofraya, ben geç gelirdim. Yani tabii öyle 3,5-4 yarım gün böyle alıp başımı giderdim mesela. Şeyi seyretmeyi çok severim. Denizin altında hani böyle illa daldım da zaten. Hani balık adamlık da yaptım ama hani artık çok yapmıyorum. Fakat hani seyrede gitmek, işte bir şey görürsem ona dalarım, buna da böyle kendimi kaybederim. Balık kadın oluyorsun. Yani gibi yani çok severim mesela yani bana çok keyif verir böyle dinlenirim mesela orada yani öyle. Genelde hani bu ikisini söyleyebilirim. Ben bir tek diş hekimi koltuğunda hiçbir şey yapmadan durabiliyorum. Korkudan. Yani bir uyurken. Onu hissettim geçen gün. Bir de şey yani hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. Yani ne bir şey izleyebiliyorsun, ne bir şey dinleme şansın var. Çünkü sana bir komut veriyor. Ağzını aç, dişini kaydır. Ne de telefona bakabiliyorsun. O benim için bir şey olmuş. Onu fark ettim ben. Bir süredir bir diş tedavisi yaptırıyorum. Dedim ki en son Nuray Atan'ıma. Dedim ben buraya gelirken şey hissediyorum. Hani bir saat sanki terapi alacakmışım gibi. Şey anlamında. Rahatlama terapi. Meditasyon. Çünkü başka hiçbir şey yapamıyorum. Yani böyle oturuyorum sadece. Bütün kontrol orada. Yapılması gereken her şeyi o yapıyor. Ben sadece ağzımı açıp şey yapıyorum. Onun dışında ne yemek yerken ne bir şey yaparken bir tane istisnası var. Çok sevdiğim bir diziydi benim. Çukur diye bir dizi vardı. Çukur dizisini izlerken başka hiçbir şey yapmıyordum. Yani hiçbir bölümünü izlerken oturup telefonu açmışlığım yok. Öyle bir şey var. O derece. Onun dışında başka herhangi bir şey yaparken yani bu bir rapor hazırlamak olabilir, bir şey okumak olabilir, kitap okumak olabilir. Bir şekilde dikkatim dağılıyor. Oradan oraya gidiyor, buradan buraya gidiyor. Bir tek diş hekimi koltuğunda o işe odaklanabiliyorum yani. Başka ya ben şey her zaman değil ama bazı kitapları okurken yani saatlerce okuyabiliyorum ben. Mesela orada fark ediyorum hakikaten. Yani hiçbir şey düşünmeden hani 3,5 saat dolaşıyorum, yüzüyorum var ya ben de bir bakıyorum 2 saat okumuşum falan. Onu hakikaten birkaç defa buldum. Ben mesela yaş ilerledikçe eskisi kadar televizyon seyretmiyorum.
Bazen mesela 3 gün hiç seyretmediğim oluyor. Yani daha çok işte artık hani sosyal medya veya işte üye olduğum zaten yayınlar var. Yayınlar falan. Yani. Onlar geliyor, onları okuyorum. Daha çok oradan bilgileniyorum. Yani yani mesela dizi seyretmiyorum ben. Ya peki şöyle bize hani ben bir tane açayım, siz oradan yürüyün. Ya bize bir internet sitesi söyleyin. Takip ettiğiniz birini söyleyin. Ya hakikaten çok ufkumu açıyor. Korelasyonlarıyla, konuşmasıyla, ilginç bulduğu konularla. Tavsiye ederim, bunu izlemenizde fayda olur dediniz. Türkiye'den, yurt dışından olabilir. Var mı öyle? Ya mesela sizin sitenizi izliyorum çok yani gerçekten. Yok, naziklikten de yani ilgimi çeken konular sürdürebilir vesaire. Yani onu takip ediyorum mesela. Yani yani çok farklı yerlerden de besleniyorum aslında. Yani öyle çok sabit bir şeyim yok. Biraz da belki işte değişik alanlar oluyor ama hani yani farklı konularda farklı izlediğim yerler var. Yurt dışında var, Türkiye'de var. Yani öyle çok takip ettiğim hani kişiler de evet var ama ben mesela hani dünyadaki işte hani şimdi böyle belli işte iş insanları var hani onları da takip ediyorum evet. Ama mesela işte insan kaynaklarıyla ilgili konular var onları da yani konulara göre böyle değişiyor yani şu anda hani illa budur değilim böyle sürekli her gün açarım bakarım değil. Ama işte sabahları mutlaka bir haber şeysi yabancı ve Türk hani şöyle bir sabah şeyleri gibi özetleri gibi ya da işte morning brief gibi böyle şeyleri takip ediyorum. Bakıyorum yani işe giderken işten önce falan ondan sonra artık önüme ne düşerse. Bakın hele şimdi artık o kadar çok şey oluyor ki yani değil mi? Sonuçta bir ya son dakika son dakika ya geliyor falan onlara tabii ister istemez gözünüz takılıyor yani. Peki beni en çok etkileyen 3 film deseniz hangilerden? 3 film. Yani sonradan 3 kitap soracağım yani. Şimdiden zihinsel hazırlığı yapıyorum. Yani 3 film. Ya ben mesela müziğini de çok sevmiştim. Şey, Sinema Paradiso'yu çok sevmiştim ya. Mesela. Beni böyle çok Alfredo diye bağırıyor falan. Biraz daha Sel'de İtalyan liselik var tabii, ya tabii. Falan. Mesela hem müziği benim çok hoşuma gitmişti. Hem oradaki çocuğun naivliği falan filan babası işte yok, babası yok falan filan. Hani o şey benim mesela onu hep severim yani. O benim hep böyle kulağımda o müzik vardır falan. Ondan sonra yani işte zaten hani herkesin yani seyrettiği... İtalyan filmleri ise Hayat Güzeldir var mı işin içinde? Hani Nazi kampına düşen yine İtalyan. Evet evet o da var. İşte Baba filmi Baba var falan. Hani onlar klasikler yani onların İşte İtalyan liseli olmanın. Biraz öyle onları seviyorum hakikaten. Yani evet. O tarz filmler beni etkiliyor. Mesela benim oğlum bu distopyayı seviyor şimdi. Hmm, gençler biraz öyle şeylere meraklı. O tür şeyler seyrediyor. Mesela anime seyrediyor falan. Hani ben şimdi mesela onunla birazcık anime seyrediyorum. Ondan sonra anlamaya çalışıyorum. Girdi yani mi Batman işlerine? Kore, Batman, Batman. Tabii. Yani Marvel'ler falan. Yani biz onlar artık hayatımızın parçası ama şey yani hani bakıyorum şimdi hani o Kore, Japon falan hani onlar da enteresan. Acayip bir felsefe falan var orada yani. Enteresan hani ben bilmediğim bir şey. Mesela işte çocuktan öğreniyorsun yani kendini yeniliyorsun falan ama hani benim tarzım biraz daha böyle hani klasik ve o tarz filmler. Ama tabii işte hani okumuştum sonra şimdi tekrar okudum tabii bu George Orwell falan hani şimdi bu dünya böyle değişiyor falan filan tabii onlar filmi. Biraz hani şimdi tekrar okuyorum falan hani o enteresan şeyler var ama çok mesela benim eşim hani Rus edebiyatını sever onu okur falan işte Amin Maluf okur falan onlar yani biraz öyle hani tercih ettiğimiz yazarlar ve şeyler var ama hani böyle her daldan da okumak iyi geliyor. Ben son zamanlarda hani mesela kitap okuyorum ama böyle hani sizin alanlarla da ilgili biraz daha böyle işte rejeneratif ekonomi, liderlik falan böyle o tür şeylere yönelik işte kitaplar var mesela onları biraz ilgimi çekiyor. Mutlaka tabii işle ilgili yani yeni şeyleri okuyorum ondan sonra.
Ama yani daha fazla mesela makale, işte hani böyle araştırma raporu falan, daha çok öyle şeylere kaydım mesela. Hani oturup da en baştan en sona çok roman okurdum mesela. Onlar geriye düştü yani. Daha çok böyle hani değişimler, şeyler, işte böyle biraz fütüristik şeyler falan, hani onları okumak gerekiyor ve işle ilgili okumak gerekiyor. Yani şimdi bu pandemide de işte dediğiniz gibi hani iş şeysi kırılınca, tedarik zinciri falan, işte ne olacak, nereye evrilecek, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Hani biraz onları merak edince tabii o tür yayınlara doğru bir mail oluyor yani. Bu Amin Maluf'un son kitabı var. Empedokles'in Dostları. Evet, evet. Osman Bey okumuştur herhalde. Onu okudu. Yeni okuyor galiba. Mesela o çok ilginç bir kitap. Şöyle ilginç. Küresel ısınmayla birleştirmiş öyküyü. Hmm. Fransa'da işte bir ada var filan falan. Yani ben mesela Latin Amerika yazarlarını da seviyorum. Ondan sonra hani oradaki kültür de bir enteresan. İlginç şeyler. Yani hayatla ilgili de ilginç deneyimler falan. Onları da okurdum. Hani Türkiye'de de tabii okuduğum bir sürü şey var, yazar var ama yani şimdilik biraz daha böyle bu pandemi bizleri de değiştirdi tabii, yani. Evet. Hakikaten alışkanlıklarımız da değişti yani. Ya bu ara çok şey duyuyorum ya. O kadar çok insan tekrar Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını okuyor ki. Evet, baştan bir okuma yani, çok iyi. Okudukça zaten oradaki derinlik yani müthiş. Yani hiç böyle hesapta olmayan, Türkiye'yi bu kadar mı iyi anlatmış, bu kadar mı dingin anlatmış? Nefis örnekleri var. Evet evet, onu ben de duydum. Birkaç kişi söyledi bana onu. Yani çok enteresan şeyler. Bazı şeyler tekrar gündeme geliyor işte. Muhtemelen. Şartlar değiştikçe insanlar merak ediyor. Birisi diyor ki bunu okudum, okumadım okuyayım veya okudum bir daha okuyayım. Oluyor öyle şeyler. Peki, sona doğru yavaş yavaş. Vallahi geliyoruz. Ben aklımdaki her şeyi sordum. Yani hatta aklımda olmayan şu an aklıma gelenleri de sordum. Siz de sağ olun. Sahici ve samimi cevaplar verdiniz. Benden bu kadar fazla. Peki. Eklemek istediğim bir şey varsa Zeynep Hanım'a ben bir tane son bir soru sorayım kendisine. Zeynep Hanım, bu kadar seyahat ediyorsunuz, bu kadar farklı toplantılara katılıyorsunuz. Üst düzey politikacılar, işte üst düzey dünyadaki yöneticilerle çok farklı ortamlarda beraber oluyorsunuz. Genellikle duyduğunuz temalar hangi endüstrilerin büyüdüğünü, hangi endüstrilerde gerçek bir gelecek potansiyeli olduğunu söylüyor? Yani tabii geleceği kestirmek çok kolay değil. Yani belli şeyler, trendler öne çıkıyor falan ama tabii sonuçta hani teknoloji ve dijitalleşme hani herkesin hayatında, şimdi bu iklim değişikliği, onun insanlar üzerindeki etkisi vesaire, tabii sürdürülebilirlik de öyle. Şimdi yani bu konularla ilgili muhtemelen alanlar hani öne çıkacak diye görünüyor. Dolayısıyla işte mobilite vesaire, yani bunlar açıkçası geleceğin işleri. Dolayısıyla hani o alana dokunan, hani ben aslında mevcut klasik işlerin de evrilmesinin olacağını düşünüyorum. Yani yapa geldiğiniz bir şekilde işte en klasik olan işte inşaat sektörü, bizim de hani malzeme tedariği yaptığımız. Onda da mesela düşünsenize yıllardır, yani senelerdir, hani 10 yıllardır, 30 yıllardır, 100 yıllardır hep aynı şekilde yapılıyor. Yani hani buralarda da değişiklikler başlıyor. Şey dolayısıyla hani işte uzaktan çalışma, insanların hani mesela pandemide durdu yani şey şantiyeler, şunlar. Yani o zaman işte buna bir çare gerekiyor falan. Hani mevcut işler, işte tekstilde bile değil mi? Hani barınma, giyinme, bu hani gıda. Hani bunlar hep şey, işte ne bileyim, şimdi yapay et. Yani hani sonuçta gıda işi ama ona dönüşüyor. İşte hani barınma derken işte başka bir hani iş yapış şekilleri, işte bu mobil evler vesaire falan, işte hızlı bu 3D şeyler falan, ona doğru dönüşüyor. Hani diğer taraftan da işte hani giyinme ve tekstil falan deseniz, onlar da işte daha işte vücut ısısını koruyan, şunu yapan, bunu yapan veya işte geri dönüşüm. Orada da hani ne kadar su tüketiyor değil mi tekstil sektörü, ne kadar işte hani attığımız israf konuları falan, bunlar önemli. Yani biraz da sosyal alanlarda tetikleyerek tüketici tercihleri değişiyor. O zaman ona çare bulmak için siz de işte geri dönüşüme, şuna buna, başka şeylere önem veriyorsunuz. Dolayısıyla hani bunları her sektör bu şeyden geçecek. Hani o hani yepyeni işler olacaktı, eskiler kalacak, ben buna inanmıyorum. Hayatın hani böyle bir
geçiş olduğunu, işte eski işlerin de dönüşeceğini, bunların üzerine de yeni teknolojilerle tabii yepyeni hiç düşünmediğimiz alanlarında hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu da insanların biraz hani buna nasıl tepki vereceği, hani nasıl bir tercihlerde bulunacağı önemli. Ama şu çok net ki, yani biraz daha artık hani bu katı kapitalizm yerini bu paydaş kapitalizmine bırakıyor. Ve insanlar bir amaç üzerine yaşamayı da tercih ediyorlar. İnşallah hani bunun göstermelik değil de gerçekten hani o sahici ve samimi olmasını diliyorum ben de. Vallahi ben kendi adıma sahici ve samimi cevaplar aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ayaklarınıza ben sağlık. Teşekkür ederim. Sağ gerçekten olun. Her zaman her ikinizde sohbetinizden çok keyif alırım. Ama şimdi böyle iki duayenle bir arada olup hani araya sıkışmak da kolay bir şey değil yani. İnşallah hani doğru cevaplar verebilmişimdir diye düşünüyorum. Samimi ve sahici olması bizim için yeterliydi. Sağ olun. Sağ olun. Çok ben zevk aldık biz de. Teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda tekrar başka bir İnşallah seve seve her daim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Bu akşam programımıza yaklaşık bir 20 dakika kadar geç başladık. Her zaman yaşanacak bir şey değil bu ama nazarlık diyelim. Yani o kadarlık da olsun diyelim. Buna rağmen yayının başında beklediğiniz için, bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Hem YouTube'dan hem LinkedIn'den izlediniz, gördüm. Yaptığınız yorumları da izledik. İnşallah 2 hafta sonra yine Fazıl abiyle beraber saat 20.30'da Perşembe günü. Ne zamana denk geliyor? 5 Nisan olabilir 7 mi? 7 gibi tam emin değilim. Yanlış bir şey söyledim. Zorluyorum şimdi özellikle. 7. O zaman sahici ve samimi olayım. Görüşmek üzere diyelim. Ve Harvard Business Review Türkiye ekibine, ki şu an sadece burada 3 kişiyi görüyorsunuz. Arkada bir 3 kişi, 4 kişi daha var. Onlara da teşekkürlerimizi sunalım. Bize bu fırsatı sundukları için, bu kadar değerli bir kanalda, bu kadar değerli bir markayla yan yana durma fırsatı verdikleri için hepsine çok teşekkür edelim. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.